Merhaba. Erken seçim olacak mı yoksa seçimler 2023'te mi yapılacak? İşte bu soru yanıtlanmayı bekliyor. Seçimler yapılacak mı? Eğer erken seçim olursa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önü açılıyor. Ama 2023'te seçim yapılırsa mevcut sistem içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanlığına aday olabilme ihtimali yok. Ama tabii eğer sistem değişmezse, eğer anayasada ve seçim sisteminde bir değişiklik olmazsa. Şimdi SND kanalı için çıkıyoruz sokaklarda, röportajlar yapıyoruz. Zaman zaman ben çıkıyorum, zaman zaman çocuklarım çıkıyor, oğullarım çıkıyor ve orada vatandaşın nabzını tutuyoruz. Benim gözlemlerime göre, yaptığım gözlemlere göre vatandaşlar çoğunluğu AK Parti'ye, özellikle AK Parti'ye oy verenlerde çok ciddi bir pişmanlık olduğunu, bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Recep Tayyip Erdoğan'a da oy verenler arasında pişmanlık var ve özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısız olduğuna dair ortak bir kanı gelişmiş vaziyette. Halk, vatandaş tek bir adam tarafından, ülkenin yönetilmesinden, tek bir kişinin aldığı kararlardan hiç de memnun değil. Ama anketlere bakıyorsunuz, anket şirketlerin yaptığı anketlere bakıyorsunuz, sonuçlar çok ilginç, gerçekten ilginç. Şimdi size bir anket okuyacağım. Artı bir diye bir anket şirketi enteresan bir anket yapmış. Türkiye'deki şu andaki gelişmelerle ilgili, hem Covid ile ilgili, hem erken seçimle ilgili, eğer erken seçim olursa kime oy verirseniz ilgili, verirsenizle ilgili bir anket bu. Bakalım, bana sonuçlar çok enteresan geldi. Sizlere bu anketi okumak istiyorum. Evet, anketi yapan Artı Bir anket şirketi şöyle diyor. Başlık şu aslında: bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz sorusuna vatandaşlar %43.6 oranında Erdoğan sonucu çıkmış. %38.9 oranında ise Mansur Yavaş çıkmış. Fakat ilginç bir durum var. Çok ilginç. Şöyle ki %43.6 Erdoğan, %38.9 Mansur Yavaş ama %4.5 kararsız ve bunların hiçbirine oy vermeyeceğini söyleyenlerin sayısı 11.6. Bakın 11.6, ikisine de oy vermeyecek. Bu ciddi bir rakam ve 4.5'lik bir kararsızlar var. Bunlar muhtemelen seçimin kaderini belirleyecek ama bütün olanlara baktığımız zaman Recep Tayyip Erdoğan'a hala %43.6'lık bir güven söz konusu. Bütün yanlışlarına, bütün Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarısızlığına rağmen hala insanlar Recep Tayyip Erdoğan'dan medet umuyorlar, sonucunu çıkarabiliriz. Devam etmiş, demiş ki bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Burada da sonuçlar ilginç. Mesela AK Parti'nin %30.2, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22.2. Ah Kemal Kılıçdaroğlu. Görüyorsunuz değil mi? Yani vatandaş görüyor da Kemal Kılıçdaroğlu görmüyor. AK Parti'nin oyları düşüyor ama CHP'nin de oyları düşüyor. Çok komik değil mi? İYİ Parti 9.4, MHP 7.9, HDP 9.8, oy kullanmayacakların oranı 3.4, kararsızlar 12.8. İşte bu kararsızların fikrini çelmek, onların oyunu almak marifet olacak ilk seçimde. Ve devam ediyor anket, şöyle diyor: Covid-19 virüsü salgını sırasında hükümetin vatandaşa yaptığı yardımlar size göre yeterli mi diye sormuş anket. %27.9 evet yeterli, %68.6 hayır yetersiz, %3.5 fikrim yok sonucu ortaya çıkmış. Devam ediyor anket. Şöyle devam ediyor: Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarına inanıyor musunuz diye sormuş. %34.3 evet inanıyoruz, %65.7 hayır inanmıyoruz sonucu çıkmış. Çok ilginç, gerçekten çok ilginç. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden ne derece memnunsunuz diye bir soru daha yöneltmiş vatandaşa anket şirketi. 14.7 çok memnunum. 21.5 memnunum,
%10.9 ne memnunum ne de değilim. Ya ne anlama geliyorsa hem memnunum hem değilim ya da ne memnunum ne değilim. İlginç bir şey, 27.9 memnun değilim. Ve 25 hiç memnun değilim. Yani çok ciddi bir kitle Cumhurbaşkanlığı seçiminden memnun, Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun değil ama Recep Tayyip Erdoğan'a memnuniyet hala devam ediyor. Çok ilginç bir sonuç değil mi? Çok garip bir sonuç değil mi? Bana çok enteresan geliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun değiller ama bu sistemi başa getiren, bu sistemi halka dayatan Recep Tayyip Erdoğan'dan insanlar memnun. Ne denir? Bu nasıl bir yorum yapılabilir buna? Covid-19 virüs salgını sırasında iktidarı ne derece başarılı buluyorsunuz diye bir soru da var burada aynı zamanda. 11.4 çok başarılı, 19.5 başarılı, 15.6 ne başarılı ne başarısız, 38.3 başarısız, 15.2 çok başarısız sonucu çıkmış. Devam ediyor anket. Şöyle, bu pazar, hani başta okuduğum vardı ya, onunla ilgili soru bu. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz? İşte çok enteresan, %42.3 evet oy veririm. Türkiye'nin %42.3'ü hala, Türkiye'nin değil tabii bu ortalama, anket şirketinin verdiği ortalama, %42.3 memnun, %41.4 hayır oy vermem. Tekrar alıyorum, %42.3 oy veririm evet ama %41.4 hayır oy vermem. Aradaki fark çok az, çok ince ve esas kaderi belirleyecek olan kararsızlar. 16.3 kararsız, karar veremiyor. İşte potansiyel burada. Kaderi belirleyecek, seçimlerin kaderini belirleyecek aslında bu %15, %16'lık bir oran, kararsızlar oranı muhtemelen karar seçimlerin kaderini belirleyecek. Size göre ülkemizde basın özgürlüğü var mı diye bir soru da yöneltmiş anket şirketi. 34.7 evet var sonucu çıkmış. 61.1 hayır. Basın özgürlüğü yok. 4.2'de fikrim yok sonucu çıkmış. Peki buna göre erken seçime gidilmeli mi sorusu. Bu da, bu sonuç da çok enteresan. Bununla ilgili de çok ilginç bir sonuç var. %38.4 evet erken seçime gidilmeli sonucu çıkmış. %55.7 hayır erken seçime gidilmesin. Şimdi bu sonuca baktığın zaman eğer Recep Tayyip Erdoğan bir anayasa değişikliğine ya da bir yargı değişikliğine, bir seçim sistemi değişikliğine gidemezse seçilme şansı yok. Eğer erken seçim yapılmazsa. Ve %5.9'luk gibi bir de fikrim yok sonucu ortaya çıkmış. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman gerçekten tekrar aynı soruyu sormak gerekiyor. Halk hem erken seçim istemiyor hem Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun değil ama Recep Tayyip Erdoğan'a da %42-%43 gibi bir oranda memnuniyet gösteriyor. Tekrar oy vereceğini söz ediyor anketlerde. Bu garip. AK Parti'nin oyları düşüyor ama muhalefetin oyları da düşüyor. Şimdi ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ne olacak bu ülkenin hali? Sorusu tekrar gündeme geliyor ve ben de buradan size soruyorum. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ne olacak bu memleketin hali? Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısız olduğu apaçık ortada. Apaçık. AK Parti'nin başarılı ya da başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demek. Recep Tayyip Erdoğan başarısızsa AK Parti nasıl başarılı olur? Ya da AK Parti başarılıysa Recep Tayyip Erdoğan nasıl başarısız oluyor? Anahtar kelime, sihirli kelime, muhalefet ne yapıyor? Eli armut mu topluyor? Başka sorum yok.